Evet arkadaşlar, bugünkü tamiratımız da bilgisayar kasasında olacak. Şimdi kasamızı şu şekilde tüm bağlantılarını yaptık. Üzerinde tüm donanımları takılı. Açtığımız zaman hiçbir şekilde ekrana görüntü gelmiyor arkadaşlar. Açılışta kalıyor. Evet, önce ekranı bir görelim. Bu şekilde bekliyor. Evet, bunun bir kontrolünü yapalım. Tamam. Hocam kartları yok bunların. RAM'i yok. Evet, RAM'leri yok. O yüzden çalışmadı zaten. Aynen. RAM'ini. Evet. O zaman şimdi RAM'ini takacağız oğlum. RAM'leri. Ne yapıyordu kasamız? İlk açılışta görüntü gelmiyordu. Aynen. Kapatıp açıyor kendini. Biz de açtık, içinde RAM'in olmadığını gördük. Şimdi bir RAM'ini takalım bakalım. Şimdi VGA taktık. Enerjimizi verdik değil mi? Evet. Aç bakalım nasıl tepkime verecek. Direkt durdu. Şöyle yapalım. Enerjiyi bir kapat Mustafa. RAM'i bir alsana. RAM'i al. Şey yap. Diğer RAM'i bir tak. Zaten onları yönleri tutmadığı zaman kendini kapatmaz. Bir bak alttan. Tutmuyorsa değiştir. Ters çevir. Bir tarafı yükseliyor, bir tarafı kısa var. Olan taraf yukarıya gelecek olmuş şu şekilde. Şimdi bak. Şöyle. Kısa olan taraf yukarıya. Yani diğer tarafı basınca atıyor diye. Yok. Ha, tamam mıdır hocam? Ha. Atıyor evet. Dediğin gibi şey şu aralık uymuyor Mustafa. Bunu şöyle ters deneyelim. Başka hocam burada. Bilmiyorum, tepsini oraya bırak. Bu aralıkları uymuyor oğlum. O yüzden olmadı. Şunu deneyeceğiz yine. Şu tarafa takalım olmazsa. Elindeki ilk taktığınız değil mi hocam? Taktım. Oturunca tık da. Bak oturmadığı için tıklamıyor. Şimdi tıkladı. Tamam. Enerjiyi verdik hocam. Şimdi çalıştı. Az önce büyük ihtimalle yarı hem tam oturmadı. Büyük ihtimalle. Şimdi ekrana ama görüntü gelmesi gerekiyor. Evet geldi. Demini almışlar. Yok işte. Evet, şu an arızamızı çözdük arkadaşlar. Basit bir uygulamaydı belki ama en azından görmüş olduk. Neydi arızamız? Bilgisayarımız ilk açılışta ekran geliyordu ama kendini açmıyordu. Biz de kasamızı açtığımız zaman içindeki bu RAM dediğimiz kısım olmadığını gördük. Şöyle kasayı açmışken kısaca özetleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi en altta gördüğümüz mavi olan anakart. Üzerinde fanın döndüğü siyah olan altında işlemcisi var. Hemen yanında az önce taktığımız şurada iki slot olan birine taktık RAM. Hemen şurada harici takılan neymiş? Wi-Fi kartı. Hemen altında da ne varmış? Yine farklı bir kart takmışlar. Gerçi bunlar işe yaramıyor. Hocam, bunları buradan Wi-Fi sökebiliriz. Wi-Fi hocam. Bunların işi yok. Bunları sökelim Mustafa burada. Bunları sökelim. Önce bir enerjimizi kapatalım. Arkadaşlar şunu da unutmayalım. Enerji varken içinde kesinlikle çalışmayalım. Çünkü 220 volt çarpılma ihtimalimiz olabilir. Evet, kapatalım. Şu an için arızamız giderildi arkadaşlar. İyi seyirler.